KDV %1'e iniyor. Bak unutmayın, KDV %1'e iniyor. Bu ne demek biliyor musun hocam? %1'e indiriyor. Darısı diğer mobilya, metal ve diğer sektörlere. KDV %1'e iniyor. Bak unutmayın, KDV %1'e iniyor. Bu ne demek biliyor musun hocam? Bu 100 liralık bir şeyin en az 10 lirası silinecek. 10 liralık bir şeyin 1 lirası. 3 liranın 30 kuruşu. KDV %8'den %1'e iniyor. Yani KDV artık kalmıyor. %1 olmasının da tek bir sebebi var. Sadece kaç tane satıldığını devlet bilmek zorunda, bunu takip etmek zorunda. Bunu bir tane de olsa, birer birer de olsa bunu mutlaka kontrol etmek istiyor. O yüzden %1'e, yoksa %1'e inen şeyin %0'a da alma ihtimali zaten vardı. Ama almıyor, %1'de bırakıyor. Neden? Satılma miktarını bir şekliyle istatistiğini tutabilmek amacıyla. Ama önemli olan, vatandaş için önemli olan şey şu: KDV %1'e iniyor. Devlet yaklaşık milyonlarca kalem üründen, gıda ürünlerinden özellikle %8, %10, %18 olarak aldığı KDV'yi %1'e indiriyor. Darısı diğer mobilya, metal ve diğer sektörlere. Ama şu önemli, KDV'nin gıda sektöründe %1'e inmesinin en büyük avantajı garibana, fakire, fukaraya. İnşallah bir terslik olmazsa makarnanın, pirincin, etin, sütün fiyatları inşallah %10, hatta bunu destekleyenlerle beraber %15, %20 düşecek bu önümüzdeki bir ay içerisinde. Ama KDV'nin %1'e inmesi kararını gerçekten destekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Şunu sakın unutmayın: yaşanılan durum sadece bu ülkeye has bir durum değil. Bütün dünya genelinde 2,5-3 trilyon parayı dağıttılar. Bak, 10-15 tane dünya çapında, 10-15 tane, 20 tane çok büyük zengini düşünün. Çok büyükler. Yani bunlar artık, adam düşün, dünyada para harcamak keyif vermiyor, gidiyor Ay'a para harcıyor. İşte Mars'a para harcıyor. Uzay gemisi yapıyor, parçalanıyor, umurunda değil. Starlink uydu yapıyor, 40 tanesi yanıyor güneşte, umurunda değil. Bu şekliyle para kazanan tipler var. Bu tipler... Şöyle bir gerçek vardır ekonomide: para hiçbir zaman yok olmaz, sadece el değiştirir. Yani bir para, bir mevcut, bir değer varsa o oradan yok olmaz, yanıp gitmez, kül olmaz, sadece birinden ötekine gider. 2,5-3 trilyon dolara yakın para pandemi döneminde piyasaya dağıtıldı. Ya ilaççısı verdi, şucusu verdi, işte yardımcısı verdi, devlet gitti verdi, işte bir destek verdi, şu verdi, bu verdi. Bütün dünya insanına, 8 milyar insanına dağıtıldı. Şimdi o paraları geri topluyorlar. Ha, buradaki amaç ne? Bütün dünya için geçerli olan. Orada zaten Garaj Tayfa'nın gündemdekilerini veyahut diğer videolarımızı seyredenler 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Amaç insanların hükümetlerine isyan etmesini sağlamak. Amaç akaryakıt. Yoksa akaryakıt durduk yerde 80 dolar 90 dolara çıktı. 2 sene önce 120 dolardı, sonra 20 dolara düştü. Şimdi tekrar da 80 dolara çıktı. Bak şimdi mantığı alabiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? 110-120 dolarları 3-4 sene önce ben gördüm. Sonra birdenbire sırf Rusya'ya inat olsun diye 20 dolarlara düşürttüler. Rusya'yı batırmak için, kimin yaptığı belli. Ondan sonra şimdi 80 dolara çıkmış, akaryakıt çıkınca her şeyin fiyatı artıyor. Lan ne alakası var? Gaz miktarı, bulunan gazlar, bulunan petroller her geçen gün artıyor ama petrolün fiyatı maalesef durmuyor, yukarı çıkıyor. Buna bağlı olaraktan gazın fiyatı yukarı çıkıyor. Adam inat olsun diye gazın fiyatını binde bir düşüttürüyor, batsın diye o ülke. Batmayınca tekrardan eski fiyatına geri alıyor. Bunun ceremesini kim çekiyor? Biz çekiyoruz. Biz dediğim bütün dünya insanları. Bakarken güzel görmek gerekiyor, büyük görmek gerekiyor. Ha, bunu kullanıp da sana bir şeyler yaptırmaya, kendilerine prim kastırmaya çalışan siyasetçileri de Allah bildiği gibi yapsın, hiçbir şey demiyorum.
Ama güzel bir şeyler, iyi niyetli bir şeyler yapıldığını görüyoruz. Onun bunun tarafında asla değiliz. Sadece güzel yapılanı desteklemek istiyoruz. Nebati'nin iyi niyetine inanıyoruz. İnşallah Allah izin ederse bu kötü günleri de bir şekliyle geçecek bu ülke. Bu ülkenin önderliğinde birçok ülkede inşallah çok daha güzel günlere gidecek. Biz Garaj Tayfa olaraktan gündemdekileri paylaşmaya devam ediyoruz. Siz de eğer gündemdekilerle alakalı herhangi bir sorunuz, herhangi bir düşünceniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz, yorumların altına yazabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen gündemden uzak kalmayın. Takip etmeyi, like atmayı zaten siz istiyorsanız yapıyorsunuz. Garajda kalın, tayfayla kalın, peace kalın. Tekrar söylüyorum, KDV %1'e indi. Çok büyük bir başarı bence. Çok büyük bir özveri bence. Bunun desteklenmesi gerekir. İnşallah desteklenir.